Evet, peki şeker hastalığına geçecek olursak, şeker hastalığı ile ilgili bitkisel bir tedavi mümkün müdür? Elbette. Şimdi şeker hastalığı ile ilgili çok enteresan bir bitki var. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi şekere karşı etkili olan 108 bitkiyi incelemiş. Yaban mersini, karahindeba, kekik, zeytin yaprağı vesairesi. İçlerinde Hindistan'da yetişen bir sarmaşık var. Silvestris cinnema silvestris denen bir bitki. Gurmar denir. Gurmar Hint dilinde şeker sıfırlayan demek. Şeker sıfırlayan. Nasıl oluyor da şekeri sıfırlıyor? Bunun birleşinde cinnamik asit denen bir asit var. Asit dediysem tehlikeli bir madde değil. Elmada malik asit, limonda sitrik asit olduğu gibi her meyvede meyve asidi var. Bunda da bir asit var. Cinnamik asit pankreasta uykuya yatan hücreleri uyandırıyor, harekete geçiriyor. Pankreastaki hücreler nasıl uyuyor? Pankreas 700-800 gram ağırlığında bir organ. Günde 1 litreye yakın salgı salgılar. Lipaz, amilaz, tripsin vesaire enzimler. Yağları yağ içerisinde karbonhidrata, glikozlara, proteinlere, amino asitlere dönüştüren enzimler. Çok az miktarda bu salgılamış olduğu enzimlerin sadece %2'si insülindir. Geri kalanı başka. İnsülin salgılayan hücreler pankreasın içerisinde dağınık olarak bulundukları için ada şeklinde bir orada bir orada bir şurada buna adacık hücreleri veya beta hücreleri denir. Bu hücreler diğer hücrelerden pankreastaki diğer hücrelerden farklı. Yumuşak, jelibon gibi. Pankreas yağlandığı zaman bu hücreler sıkışıyor, sıkıştı mı küsüyor ve insülin salgılayamıyor veya yavaş yavaş ölüyor. Öldüğü zaman bitti. Ömür boyu insülin. Yani çok geç kalınmadan müdahale edilirse, pankreastaki yağlanma önlenirse tekrar şekerden kurtulmak mümkün. Şimdi Türkiye'de takriben 8 milyon şeker hastası var. Bunlardan 1 milyonu insülin iğnesi vuruluyor. Birçoğu hap kullanıyor. İnsüline geçmeyen insanlar, hatta insüline yeni başlayanların hemen insülinden kurtulması 3-4 ayda mümkün. Bugün yapılan araştırmalarda pankreas yağlanmasının sebebinin %90 alkolden kaynaklandığı belgelenmiştir. Ha, kimyasal ilaçlar, sigara vesaire hepsi rol oynuyor da pankreas yağlanmasının %90 en büyük faktör alkol. İyi ama diyeceksin ki adam ömür boyu alkolle hiç ilgisi yok. Abdesti, namazı, dindar vesaire hiç alkol kullanmıyor. Onda da şeker var. Neden? Çünkü bu tür insanlar yani alkol ilgisi olmadığı halde şeker hastası olanların bağırsağında mantar var. Mantarlar ne yapıyor? En tehlikeli alkol üretiyor. Metil alkol, butil alkol, heksil alkol vesaire. Bu alkoller önce bağırsağı yakıyor, sonra karaciğere geliyor. Karaciğer yoruluyor, yağlanıyor. Bu alkolü nötr hale getirmek için önce aldehide çeviriyor, sonra aside çeviriyor vesaire vesaire. Karaciğer bunu nötrleştirmek için aşırı B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Zamanla yorulur, yağlanır. Karaciğer yağlanırsa pankreas da yağlanıyor. Pankreas yağlanırsa, görevini göremezse yavaş yavaş şeker hastalığı. Bununla ilgili Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi yüzlerce hastayı tedavi etmiş. 4.665 hasta üzerinde denenmiş. Belge var, bilgi var. Danimarka'da yine aynı araştırmalar var. Hindistan'da yüzlerce yıldır kullanılıyor. Şimdi bir beyefendi geldi bize. Tansiyonu, kolesterolü birçok hastalığı var da bunda en önemli rahatsızlık şekeri hap almasına rağmen 350-400'den aşağı inmiyor. Çok çok kötü. Doktor artık insülinden kurtulamazsın demiş. Ahmet Bey. Dedi ki ya telefon ettik gerçekten mümkün mü? Evet mümkün. Her şey mümkün ama garantisi yok. %100 diyemez. Allah bilir. Belki başka rahatsızlığın var. Bilemez. %80 olur, %90 olur ama %100 garanti diyoruz diyemez. Garanti kelimesi yanlış. Peki dedi geldi konuştuk. Aldı kullandı bir takım ürünler. 6 hafta sonra doktoruna gidiyor. Şekeri normal.
Eczaneye gidiyor, şekeri normal. Bana dedi ki ben oraya geliyorum. İyi buyur gel. Bana gelmeden önce gitmiş pastaneye. Yarım kilo dondurma yemiş. Sonra tekrar eczaneye gitmiş, şekerini ölçtürmüş, hiçbir değişiklik yok. Dedi ki yıllar sonra ilk defa bu kadar çok dondurma yedim. Bilerek, isteyerek yedim. Acaba bir şey olur mu diye. Kontrol ettiriyor, şekerinde hiçbir anormallik yok, oynama yok, gayet normal. Dedi ki çok büyük bir mucize. Şimdi bizim gönüllü bayimiz bütün çevresindeki insanlara bizi tavsiye ediyor, bayilik yapıyor. Evet, yani diyabet problem değil. Önemli olan geç kalmamak. Geç kalınırsa problem. Başladığı zaman müdahale edilirse çok kolay. Gurmar, Hintliler buna şeker sıfırlayandır. Şeker sıfırlayan, neden şeker sıfırlıyor? İçermiş olduğu cinnamik asit pankreasta insülin salgılayan hücreleri harekete geçiriyor. İnsülini salgılayan. Böylece kişi daha kısa sürede herhangi bir diyabete karşı ilaç kullanmadan vücudunu toparlıyor, arıtıyor. Yani insüline bağımlı kalmasını önlüyor. Ama diyelim ki kişi efendim pankreası yağlandı. Kimyasal ilaçlardan olabilir. Ama %90 alkolden veya bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu alkolden olabilir. Pankreası yağlandıysa ne yapacak? Pankreas yağlanmasına karşı iksir kullanmak gerekir. Sadece pankreas yağlanmasına değil, iksir pankreas yağlanması, karaciğer yağlanması veya beyinde loblar arasında oluşan plak veya kalp damarlarındaki yağlanma, her türlü yağlanmayı iksir. Neden iksir? Çünkü bir sirke içerir. Sarımsak içerir, zencefil içerir, zerdeçal içerir vesaire. 19 çeşit bitki içerir. Kullandığı zaman mesela kişi çok kısa sürede toparlar, vücudu arıtır. Şimdi eğer ki şeker hastalığı diyelim ki hastası efendim insülin vurulmaya yeni başladıysa karaciğerini güçlendirmek gerekir. Bunun için enginar kullanmak gerekir. Yani şeker hastası aynı zamanda şeker hastasıysa bir kişi aynı zamanda karaciğer de yağlanmış demektir. Yani bağırsaktan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtamıyorsa, yorulduysa, yağlandıysa pankreas da yağlanır. Pankreas durup dururken problem çıkmaz. Şeker hastalığını tetikleyen faktörler var. Bağırsak, karaciğer, sonra pankreas, kademeli, domino taşı gibi. Midedeki problem, bağırsakta problem oluşturur. Bağırsaktaki problem karaciğerde, karaciğerdeki problem pankreaste problem oluşturur. Birbirini tetikler. Eğer ki böyle bir durum varsa enginarda kullanmak gerekir. Kullandığı zaman kişi yavaş yavaş toparlar.